Kalbim orada sizlerle. Pembe mavi.
الجزيره. مرحبا جوان دايكين برومات، مرحبا جوان جوان الهيشة، مرحبا جوان اسبيش نخل برسكنا وتطوينين وسرسر سرجابي مهاتنا. قال لي جزيرة نحو جشيرة تايا، قال لي جزيرة نحو جبيراني نايا، جبر وي از كويت وكرتاسي بيجم حتى كو دريه امراليه فبه حتى كو بريس اوجالان بعضا دينا مدبه حتى كو بهزارا كرتين ما بقي مالي اخوه حتى كو دايكا اسمر دايكا هزني بقي هالجنازه يا اخوه حتى كو امزاروك اخوه بيك اسنين امي الور وابن امي بيتك وشينا وابن امي اللي بيشوفا وابن امي لايقي وابن هون هرهبن سركتين يا كل بوطني برسك نواد الطويلم هزار جرى سلاب وير هوالنو هزار جرى سلاب مرحبا جزيل مرحبا دايكين هيجا مرحبا كتشو خورتين كليجان مرحبا كالو بيرين بالصبر هون حمي سرسرا Yeah.
Cizir vare raperineye le hemal devide. Cizir vare derveş aye. Selahattin Demirtaş bekin dağvaziye gibi jüve hamuya ya en baş gönder bir külfeke çıt becime gelo kesin bayrağı peşiye kamer edikirin hem de carat becim. Değerli halkım, farkında olduğunuzu biliyorum ama yine de söyleyeyim, ben direnme gücümü sizden attım ve lütfen şunu unutmayın, ben buradayım ama kalbim orada sizlerle, sizlere inanıyorum. Sen yaptın be niye geleme vekili be. Ben slogana şu jiyan aşağı ve şöyle oldu ve İsa el tu voley. Hem de ve kede bernadı Naci Brez'e girmez. Thank you.
öğrencisi. Merhaba Vare Orhan Doğan Edlofam. Merhaba Keleha Berkvedane. Merhaba Dayken Aziz Civalen Tekoşer. Merhaba Gelle Cizire Botan. Merhaba Juara Esra Hamua Jidil Ucan Slavdikin Hun Serseran Atın Serçavan Atın Cizre'nin onurlu Dilengen halkı, hepinizi yürekten selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bu coşkumuz bütün ülkeye yayılıyor. Bütün ülke Cizre Botan'ın coşkulu sesini dinliyor. 14 Mayıs'a doğru büyüyerek yürüyen halkın kararlılığını gösteriyor. Hun herabın evalno. Hun herabın. Evet. 14 Mayıs'a günler kaldı. AKP MHP iktidarı ve bloğu bu ülkeye savaş, yoksulluk, sömürü ve baskıdan başka hiçbir şey getirmedi. Kürtlere de savaş, imha, inkar ve yoksulluğu reva gördü. Bakın, geçen gün Süleyman Soylu ne diyor? Diyor ki, yerli malı AKP ve Erdoğan 14 Mayıs'ta sizlerin oylarıyla gidecek. Sizlerin iradesiyle gidecek. Ne diyor Soylu? Yerli malı haftasını artık elmayla armutla kutlamıyoruz. Yerli malı haftasını İHA'larla, SİHA'larla, ataklarla, kırmızı elmalarla kutluyoruz. Ne demek bu? Savaşı ve ölümü kutsamak demek. Evet, AKP MHP bloğu savaşı ve ölümü yüceltiyor, kutsuyor. Biz ise barışı ve yaşamı savunuyoruz. Sevgili dostlarım, sizlere anlatmama gerek yok. Her gün yaşıyorsunuz örnekleriyle. AKP MHP bloğu Kürt düşmanlığı üzerine kurulmuştur. Evet, Kürt düşmanı bir ittifaktır bu ittifak. Bakın, kayyum uygulamalarıyla halkımızın, Kürt halkının iradesini gasp etti. Burada da gasp etti. Birçok şehrimizde de kayyumlarla iradeyi gasp etti. Peki, kayyumlar ne yaptı? Kayyumlar ilk önce kurumların isimlerini değiştirdiler. Kürtçeyi kaldırdılar. Kürtçe isimleri sildiler. Sağlık, kadın, eğitim için kurulmuş kuruluşları kapattılar. Hepsi Kürtçeye düşmanlık, Kürt halkına düşmanlıktır. Başka ne yaptılar? Sevgili Orhan Doğan adına yapılan anıtı da yıktılar. Şimdi onlar Kürtçe isimleri sildiler diye Kürtçe yok olur mu? Kurumları kapattılar diye Kürt halkı kültüründen, kimliğinden vazgeçer mi? Orhan Doğan anıtını yıktılar diye Orhan Doğan'ı bu halkın yüreğinden çıkarabilirler mi? Orhan Doğan gibi
halk için, barış için, adalet için mücadele eden, bedel ödeyen bütün insanlara selam olsun. Onların büyük bedellerle bugüne getirdiği mücadele şimdi hepimize emanet. Bu mirası, bu değerli mirası büyüterek gelecek kuşaklara aktarmak boynumuzun borcudur. Bunu en çok siz gençler yapacaksınız. Gençler, sizler en önde yürüyeceksiniz. Evet sevgili kardeşlerim, bu iktidar savaştan besleniyor, savaşa ülkenin kaynaklarını aktarıyor. Savaştan da bir avuç zengin yaratıyor, savaş baronları yaratıyor. Ve bunun sonucu ne? Bunun sonucu canlarımız gidiyor, yoksulluk artıyor. Şuraya bakın. Şırnak ülkenin 81 ili içinde gelişmişlik bakımından son sırada. Son. 81 ilinin sonuncusu Şırnak. Yani ne demek bu? Yoksulluk demek. İşsizlik demek. Sefalet demek. İşte bu iktidarın halka reva gördüğü yaşam bu. Biz bunu değiştirmeye geliyoruz. Sevgili gençler, değerli kadın yoldaşlarım, bu mücadelenin öncüleri sizlersiniz. Evet, direne direne kazanacağız diyorsunuz ya, direne direne kazandık zaten, kazandık. Ne yapmak istiyorlardı? Bizleri yok etmek, diz çöktürmek, boyun eğdirmek istiyorlardı. Ama halkımızla direndik, diz çökmedik, boyun eğmedik. Biliyorsunuz Seyit Rıza idam sehpasına giderken ben sizin oyunlarınızla, hilelerinizle baş edemedim. Bu bana dert oldu. Ama size boyun eğmedim. Bu da size ders olsun dedi. Şimdi biz hem onların önünde diz çökmedik, boyun eğmedik. Bu onlara dert oldu. Hem de oyunlarıyla, hileleriyle, kumpaslarıyla başa çıkmayı öğrendik. Bu da onlara ders olsun. Partimize HDP'yi kapatmak için dava açtılar. Yoldaşlarımızı kumpas davalarıyla cezaevlerine tıktılar. Hepsi siyasi rehinedir. Kendi hukuklarını çiğnediler. Uluslararası hukuku yok saydılar. Kardeşlerimizi içeri tıktılar. Ama yine vazgeçmedik. Yine yolumuzda kararlılıkla yürüdük. Ve halkımıza söz vermiştik. Ne yaparlarsa yapsınlar, halkımızı seçeneksiz bırakmayacağız demiştik. Halkımızın iradesini seçimlerde en etkili şekilde ortaya çıkaracak yolu
yaratacağız demiştik. Şimdi o yol yeşil sol. Evet sevgili kardeşlerim, o yolu yarattık. Şimdi diyoruz ki tek yol yeşil sol. Şimdi yeşil solu meclise en güçlü şekilde göndermenin zamanıdır. Ve bizler Türkiye'nin bütün sorunlarını çözecek güce sahibiz. Birikime sahibiz, iradeye sahibiz. İttifaklarımızla daha da güçleniyoruz. Burada Kürt Özgürlük ve Demokrasi İttifakı'nı kurduk. Kürt Ulusal Birliği'ne giden yolda önemli bir adım attık. Birliğimiz önemlidir. Birliğimiz özgürlük için önemlidir. Kürt halkının birliği, özgürlüğü, hukuku ve hakları için çok önemlidir. O nedenle diyoruz ki birliğimizi güçlendirelim. Mamoste ceger huyn çıdgo dgo eger em neyin nevin yek emi herin yek bi yek naha embun yek ku emneçin yek bi yek. Sevgili kardeşlerim, bizler burada kurduğumuz ittifakı Türkiye'nin bütün demokrasilerini, demokrasi güçlerini kapsayacak genişliğe getirmek istiyoruz. Kürt halkının bu özgürlük mücadelesiyle Türkiye halklarının demokrasi mücadelesini buluşturuyoruz. Kürt sorununa demokratik çözüm Türkiye'nin demokrasiye giden yolunu açar. Türkiye'de demokrasiyi birlikte inşa ettiğimizde Kürt sorununun ve barışın güvencesini de yaratmış olacağız. O nedenle hem Kürtlerin özgürlüğü, hukuku ve hakları için hem de bütün Türkiye'de demokrasi ve adalet için güçlerimizi birleştiriyoruz. Ve gümbür gümbür geliyoruz. Geliyoruz. Geçen gün Erdoğan diyor ki benim dünyevi hiçbir hırsım olamaz. Daha ne olsun? Daha nasıl bir hırs olsun? Şimdi her gün sosyal medyada yayınlanan itirafları bir kenara bıraktım. Ya bu koltuğa yapıştı Erdoğan. Bunu bırakmamak için de denemedik yol kalmadı. Denemediği yol kalmadı. Her yolu deniyor. Sırf iktidarını devam ettirmek için, saltanatını devam ettirmek için, sırf bu sömürü, talan, rant, yalan ve savaş düzenini devam ettirmek için her yolu deniyorlar. Ama başaramayacaklar. Başaramayacaklar. Bütün bu oyunları halkın iradesi boşa çıkaracak. Bakın 2019 yerel seçimlerinde Şırnak'ı nasıl gasp ettiler? Şimdi itirafçılar anlatıyor. Bu seçimlerde de devletin bütün imkanlarını kullanıyorlar. O yetmedi. Valileri, kaymakamları, emniyet görevlilerini devreye sokuyorlar. Halkın
oylarını baskıyla, hileyle ve başka vaatlerle çalmak istiyorlar. Ama Cizre Botan halkı, Şırnak halkı bu ahlaksızlığa geçit vermeyecek. Bu zorba düzeni değiştireceğiz, ahlaksızlığı da yıkacağız, çiğneyip geçeceğiz onların ördüğü bütün bu ahlaksızlık duvarlarını. Evet sevgili kardeşlerim, seçim geliyor. Kaç gün kaldı şurada? Bu seçim ölümü ve savaşı kutsayanlarla barışı ve yaşamı savunanlar arasında bir seçimdir. Bu seçim sömürü düzenini devam ettirmek isteyenlerle emeğin, alın terinin hakkını savunanlar arasında bir seçimdir. Bu seçim özgürlüğü savunanlarla baskıyı, zulmü sürdürmek isteyenler arasında bir seçimdir. Türkiye yeni bir yüzyıla hangi yolla girecek? İşte bunu biz belirleyeceğiz. Meclise yeşil solu en güçlü şekilde gönderdiğinizde özgürlüğün, demokrasinin, barışın da kurucu gücünü yaratmış olacaksınız. Bütün suçların, soygunların, bütün bu